Değerli futbol severler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü maçın Beşiktaş adına özellikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de taraftarı arkasına aldı bugün Beşiktaş ve baskıyla oynayan bir Beşiktaş vardı. İstekli olan bir Beşiktaş vardı. Özellikle 1-0'dan sonra daha çok topu ayağında tutan Beşiktaş'tı zaten. Nathan Redmond bugün iyiydi ama Jetson kadar kimse öne çıkamaz. Gerçekten. Yani Beşiktaş'ın Jetson gibi bir orta sahası olması bence Beşiktaş'a çok büyük çok büyük bir şans. Çünkü atletik bir oyuncu, adam eksiste bilen ve geniş takım arkadaşlarına geniş hareket alanı yaratabilen ve takımı da hızlandığı zaman, orta sahadan top kaptığı zaman, ikiye birlerle ya da tek başına dikine gittiği zaman takımı da hızlı hücum geçişinde atağa kaldıran bir oyuncu Jetson Fernandes. Bugün yine öyle oldu. Yine çok etkili bir oyun oynadı. Zaten İlk devrede Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçta da Beşiktaş'ta o gün kötü oynayan takımda belki en iyisi tek bir isim Jetson Fernandes'di. Galatasaray'ın bugünkü kaybında hani oyundan çok kaybedebilir tabii derbiyi, maçı kaybedebilir ama rakibine teslim oluşu, mahkum bir oyun oynayışı Galatasaray'da hani bugün en çok eleştirilen taraftı. Tabii ikinci golde Muslera'nın o en yakındaki Oliveira'ya pas vermesi, Oliveira'nın çevre kontrolü yapıp arkasına bakmaması, Hatice Ahmedov için çabukluğunu, fırsatçılığını konuşturup gol atması. Tabii bu da çok eleştirilen, belki de yerden yerine vurulan bir şey oldu belki de ama yani bugün genel anlamda baktığın zaman özellikle geride çok boşluk bıraktı Galatasaray. Yani geride o fırsatı vermemesi lazımdı Beşiktaş'a. İlk yarıda savunma anlamında çok iyiydi. Abdülkerim olsun, özellikle Nelson olsun çok iyilerdi. Ama özellikle ikinci yarıda savunmada disiplini kaybolan, geride çok derin boşluklar bırakan bir Galatasaray vardı. Özellikle kenar ortalarında çok etkili olan bir Beşiktaş var söz konusu bu sezon genelinde. Ve Galatasaray son 20 dakikada belki etkili olmaya çalıştı. Kerem'le özellikle Barış Zaniolo oyuna girdikten sonra Barış Alper'le ama bir türlü o fırsatları yakalayamadı. Ve Beşiktaş savunmasında bunda dikkatli, çünkü dikkatli olması var. Ama Beşiktaş'ın da öyle bir ikinci yarıda kısa bir dönem oldu ki 5-6 dakikalık topu savunmasından çıkaramadığı bir dönem de oldu. O arada Galatasaray golü bulsaydı belki biraz daha farklı bir olaya gidebilirdi iş. Ama bugünkü maçta baktığınız zaman oyun anlamında daha çok isteyen, hak eden, kazanan Beşiktaş'tı. Yani bugünkü oyunun galibi, oyun sonuç anlamında da Beşiktaş, oyun anlamında da Beşiktaş. Galatasaray içinse kredi kaybı oldu. Galatasaray önümüzdeki haftalarda bakalım lider olan Galatasaray liderlerini koruyabilecek mi? 3 puan fark tabii futbolda çok bir şey değil. Ama avantajlı olan taraf yine Galatasaray ama Beşiktaş için de şampiyonluk anlamında, şampiyonluk yarışına ortak olma anlamında önemli bir galibiyet oldu bu galibiyet. Değerli futbol severler, Beşiktaş Galatasaray maçının yorumları ile sizlerle birlikteydik. Değerli futbol severler, daha başka videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın diyorum. Değerli futbol severler, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.